kolu kesilmiş bir kadın vardı burada bizim komşu. Tamam, tamamdır beyefendi. Tamam bak, ambulans çıkarttım. Bana hasta hakkında bilgi vermen lazım. Ekime bilgi vereceğim çünkü. Tamam, ekim gelecek şimdi. Cam falan kesilmiş galiba kolu abi. Cam kesilmiş, bir alet kesilmiş cam gibi. Kolunda büyük bir kesik olan Suriyeli kadın çok kan kaybetmiş ve konuşabilecek durumda değil. Eğer konuşabilecek durumda olsaydı, Arapça tercüman yardımıyla kendisiyle direkt iletişime geçilebilirdi ve kadın kendi derdini kendisi anlatabilirdi. Cam ile kolu kesilmiş. Tamam, aktif kanaması mevcut mu peki şu anda? Derin mi kesti? Tamam, temiz bir bezle, temiz bir bezle oraya baskı yap, tamam mı? Tamam, yalanlar yapıyor orada, bayanlar yapıyor ya. Ambulans geliyor, bir hastanın yanına gider misin sen bir? Hastanın yanına. Ya kan ne yazık ki ben kanını görmüyorum. Tamam, telefonu tutmayan birisine ver. Telefonu başka birisine ver o zaman. O götürsün. Tamam mı? Tamam. Telefonu bulaştırma. Alo. Alo hanımefendi. 112 evet. Merkezden arıyorum. Ambulansımız çıkartıldı. Tamam, ambulans geliyor. Bana hasta hakkında bilgi verebilir misiniz? Kanaması... Suriyeliler Türkçe'yi bilmiyorlar ve tamam. Anlatamıyorlar. Siz gördünüz mü? Ya kolu şaşırma sarmışlar ama kalmışım. Merdivenler kan revermişler. Şaşak oldu hali. Siz hastanın yanında mısınız peki? Evet, yanındayım. Tamamdır. Neyle kestiği bilinmiyor kolunu. Doğru mu? Tamam. Öncelikle siz sakin olun, tamam mı? Kolu kesilmiş yani. Derinliğini falan gördünüz mü siz? Ne kadar derin? Hayır, hiç görmedim. Herhangi bir şey görmedim. Hastanın durumu nasıl peki şu anda? Bir yarım aygınlık geçti, şimdi iyi. Kolum kesildi. Tamam. Sizden ricam şu. Temiz bir bezle hastanın yarası olan yere, kesi olan yere baskı yapın, tamam mı? Temiz bir bezle. Tamam. Kolunu kalp seviyesinden yukarı kaldırın. Kolunu kalp seviyesinden yukarı tutun, tamam mı? Yani kolu aşağı doğru sarkmasın, kan akışı tamam. Daha fazla olur. Yukarı kaldırın kolu, tamam, tamam mı? Tamam, tamam oldu. Bakın, sarmış olduğunuz şey temiz olsun, enfeksiyon kapabilir. Kapattı. Alo, hanımefendiyle görüşürüm ama telefonu size mi ver tekrardan? Evet. Tamam, bakın size anlatıyorum. Hastanın koluna temiz bir bezle kapatın, tamam mı? Kirli olmasın, temiz olsun, enfeksiyon kapma riski var çünkü. Kalp seviyesinden yukarı tutun, tamam mı? Kan akışı aşağı doğru olmasın. Söyledik abi, söyledik. Tamam. Baygınlık falan geçirdi mi tekrardan hasta? Yok, baygınlık kişi yok abi, yok. Tamam. Tamam, ambulans geliyor şu an yolda zaten, tamam mı? Geçmiş tamam olsun. Abi. Tamam. Sağlık operatörünün yönlendirmesiyle ilk yardımı yapılan yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye nakledildi ve tedavi altına alındı. Bugünkü nöbetimin vardiyanın sonuna geldim. Sahada zorluklar olduğu kadar burada da zorluklar oluyor. Vakalara ilk başta karşıladığımız yer bizim burası. Günlük hayatta karşılaşmış olduğumuz birçok vaka kendi ailemizin de yakınlarımızın da başına gelebiliyor. Eşim benim Konya'da, hemşire kendisi. Bugünün değerlendirmesini, yani buradaki yaşantımın değerlendirmesini de aynı şekilde onunla birlikte dertleşerek anlatacağım. İster istemez empati yapıyoruz, vakaları hızlı bir şekilde karşılayıp hızlı bir şekilde ekiplerimizi yönlendirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim uğraştığımızın kat kat fazlasını ekiplerimiz de, sahadaki ekiplerimiz de uğraşıyor. Kafamı yastığa koyduğum zaman emin olduğum tek bir şey var. Ben bugün birilerine yardımcı oldum. Her acil çağrı farklıdır ve farklı bir yanıt gerektirir. Ve 112 aramaları sadece bir başlangıçtır.